Şimdi radyan cinsinden verilmiş. Biz görmekte zorluk yaşıyorsak dereceye dönüştürebiliriz. Tabi biliyorsak direkt radyan üzerinden de işlem yapabiliriz. Dereceye dönüştürmek için pi yerine 180 yazacağız. 180 yazdığımız anda dereceye dönüşür. Bu ifade şöyle eşittir diyorum. Sinüs 5 180 bölü 6. Sadeleştiriyorum. 6'ya bölüyorum 1. 6'ya bölüyorum 30. 30 daha 5'i çarpsak 150. Sinüs 150. Şimdi doğrudan hesaplama şansımız yok. Dönüşüm uygulayacağız. İstersek 90 üzerinden, istersek 180 üzerinden yazarız. 90 üzerinden yazalım mesela. Sinüs 90 artı 60 demeliyiz. Bu şekilde olacak. 150 olması için böyle olmalı. Şimdi işaret bulacağız. İşaret tamamen bölgeden bulunur. Onun için birim çember çiziyorum bir tane. Şöyle. Şurası 0, 90, 180, 270, 360. İşaretlerini yazacak olursak artı artı, eksi artı, eksi eksi, artı eksi. Sıralaması da birinciler kosinüs, ikinciler sinüsü ifade ediyor. Bizim bölgemiz ikinci bölge. 90 ile 180 arasına denk geliyor 150. İkinci bölge. İkinci bölgedeki sinüsler ikinci işaretler oluyor. Pozitif. Bizim ifademizin sonucu pozitif. Direkt dönüştürebiliriz. Şu 90 kalkınca sinüs kosinüse dönüşür. Dikey eksen üzerinden yapacağımız dönüştürmeler de dönüştürmelerde kardeş fonksiyonuna dönüşüyor. Bu ifade kosinüs 60 olur. Bunu da dik üçgen üzerinden hesaplamalıyız. Hemen bir tane dik üçgen çiziyorum. 30, 60, 90 üçgeni. 90 derece, şurası 30, burası 60. 30'un karşısı 1, hipotenüs 2, 60'ın karşısı kök 3. Şimdi 60'ın kosinüsü, 60 burası. Kosinüs komşu dikkenar bölü hipotenüs. Yani 1 bölü 2. Hocam ben size bir detay yapmak istiyorum.